Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Vue.js'te UX state yönetimini görüyor olacağız. Nedir bu Vue.x dediğimiz şey? Aslında bizim uygulamamız boyunca kullanacağımız fonksiyonların, verilerin tek bir merkez çatı altında birleştirildiği bir kütüphanedir aslında. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle bir tane komponent oluşturuyorum. Diyorum ki komponent A olsun. A komponenti dedim. Bir komponent daha oluşturuyorum. B komponenti, hatta şöyle yapalım. Komponent B dedim. B komponenti ve bir komponent daha oluşturuyorum. Komponent C dedim. Ve buna da C komponenti dedim. Şimdi A komponentinin içerisine girip B komponentini import edeceğim. Komponent B dedim. Komponent B. Ve gelip komponent B'yi komponent A içerisinde kullandım. Ardından şu şekilde komponent A dedim. Ve buraya da komponent C dedim. Sayfamıza gidip bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi A komponenti, B ve C komponenti gayet başarılı bir şekilde geldi. Şimdi şöyle düşünelim. Şurada bir datamız olsun. Return dedim ve içerisine at dedim. Şimdi adımı ben B komponentine geçirmek istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Öncelikle A komponentine diyeceğim ki at. Adı olsun. Komponent A'ya gideceğim. Props diyeceğim. At diye bir props alacağını söyleyeceğim. Ve buradan da tekrar komponent B'ye at diyeceğim. Tekrar buraya geleceğim. At diyeceğim. Ve buraya adı yazdıracağım. Şuraya tekrar dönelim. Şu şekilde. Komponent A. Evet, gayet başarılı bir şekilde props'u geçebiliyor olduk. Fakat görmüş olduğunuz gibi ben öncelikle A komponentine gönderdim ve A komponentinin buna ihtiyacı yok. Bundan alıp ardından B komponentine gönderdim. Düşünelim ki B komponenti de içerisinde D komponentini çağırsın. O da başka bir komponenti çağırsın. Biz sürekli bu şekilde props'larla mı geçeceğiz? Ya da ihtiyacı olmamasına rağmen A komponentine de geçirip diğerlerine mi geçireceğiz? Hayır. Bunun için Vue.js bize Vue.x adında bir kütüphane sunuyor. Bunu ben import ettim. Şimdi hemen şu şekilde diyorum ki store. Ardından index dedim. Öncelikle import view diyorum. Ve view'yu view'den importumu ettim. Daha sonra import Vue.x dedim. From Vue.x. Daha sonra Vue'ye diyorum ki Vue use Vue.x. Şu anda Vue'ye Vue.x'i kullanmak istediğimizi belirttik. Şimdi dilerseniz Vue.x'imizi tanımlayalım. Export default dedim. New Vue.x.store. Ardından içerisine yapmak istediğim işlemlerimi gerçekleştiriyorum. 1 state, 2 action star, 3 mutation star, 4 gather star, bir de modules diyorum. Ve daha sonra oluşturmuş olduğum bu store'u gelip main.js'te diyorum ki import store
from store'dan ve view'ye bunu store deyip veriyorum. Şimdi store'umuz nerede? Arkadaşlar state'de biz verilerimizi tutarız. Yani örneğin at Ahmet. Listem var benim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde. Actions'lar. Action'lar asenkron olarak çalışır ve ilgili fonksiyonlarımızı yani örneğin API istekleri, asenkron çalışan dosya işlemleri ve benzeri şeklinde fonksiyonlarımız burada yer alacak. Mutation'larımız ise bizim actions'tan gelen değerlerimizi okuyup daha sonra state'i güncellediğimiz yerler. State'i güncelleyen fonksiyonların barındığı yer diyelim. Getters'lar ise state'i geriye döndüren fonksiyonlarımız. Modules ise modüler bir yapı kurmak istediğimiz zaman. Şimdi öncelikle state'imizi biz oluşturduk. Ardından getters'lara gidiyorum. Neydi? State'i geriye döndüren fonksiyonlarımız. Diyorum ki get at return dedim. State nokta at diyeceğim. Peki bu state'i nereden alacak? Buraya parametre olarak alacak. Virgül get liste dedim. State'i al. Return state nokta list dedim. Şimdi ben store'umu oluşturdum. Peki bunu nasıl kullanacağım? Öncelikle biz ne yapmak istiyorduk? Component B'ye bir ad göndermek istiyorduk. O yüzden şunu bir siliyorum. Sen artık props almayacaksın diyorum. Ve buraya gelip diyorum ki store üstünden gelen isim şu şekilde dolar store nokta getters nokta get at dediğim zaman dönüp sayfama bakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi store üstünden gelen isim Ahmet dedi B komponenti için ve A komponentine props geçmek durumunda kalmadım. Ve dilersem bu adı şu anda C komponenti de kullanabilir. Ve benim buna herhangi bir props geçme gibi bir durumum yok. A komponentine gelip şöyle yapalım. Li dedim. V for item in dolar store nokta getters nokta get listeydi ve içerisindeki elemanı sayıyı buraya yazdırsın. Görmüş olduğunuz gibi sayımı da gayet güzel bir şekilde buraya yazdırdı. Şimdi app view komponentine gelip buton dedim. Yeni bir sayı ekle dedim ve add click'le hemen şuraya metotlarımızı tanımlayalım. Sayı ekle dedim buraya. Şunu da gelip sayı ekle. Ardından buraya gelip this dedim. Dolar store nokta dispatch. Şimdi komponentin içerisinden ulaşırken this demeye ihtiyacım yok. Dolar store dedikten sonra ulaşabiliyorum. Fakat script tarafına geldiğimiz zaman this anahtar kelimesini kullanmak durumundayız. Diyorum ki this dolar store nokta dispatch et. Ben neyi dispatch edeceğim? Hemen geliyorum. Buraya bir tane fonksiyon tanımlıyorum. Yeni sayı ekle dedim. Ve bu bir sayı alsın. Bir de konteksimiz alsın. Hiçbir şey yapmıyorum. Console.log context dedim.
Nerede bizim FB? Burada. TypeNay yeni sayı ekle. Bu metodumuzun adı. Bir de bizden payload istiyordu. 10 dedim. Yani yeni bir sayı istiyordu. Sayfamı kaydettim. Çalıştırdım. Konsolumu açtım. Yeni sayı ekleye bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi root getters, root state, commit, dispatch, getters gibi objelerimi gayet başarılı bir şekilde görebiliyor oldum. Biz ne yapacağız? Bizim şuna ihtiyacımız var. Diyeceğiz ki hani actionlar, burası dispatch. Actionlarda belli başlı işlemler gerçekleşecek. Örneğin veri gidilip alınacak, yeni bir şey eklenecek, dosya okunacak. Herhangi bir şey gerçekleşecek ve ardından bu elde edilen yeni sonuçla birlikte benim ne yapmam gerekiyor? Tamam, sayı buraya geldi. Şimdi gidip state'i güncellemem gerekiyor. Bunlar da commit. Şimdi diyorum ki sayıyı güncelle olsun. Bu içerisine state'i alıyor. Bir de payload alıyor. Diyorum ki state nokta liste pushla neyi? Payload'ı pushla. Ve ardından buraya diyorum ki set time out dedim. Asenkron bir işlem olması adına. 2 saniye sonra sen context nokta commit edeceksin. Neyi? Aynı şekilde sayıyı güncelleye sen ne göndereceksin? Sana gelen sayıyı. Bunu bu şekilde kullanabildiğimiz gibi, context şeklinde kullanabildiğimiz gibi şu şekilde objemizi açıp içerisinden yalnızca commit'i alıp, çünkü benim sadece commit'e ihtiyacım var. Bu şekilde commit sayıyı güncelle de diyebilirim. Sayı güncelle çalışacak ve bu listemize yeni bir sayı ekleyecek. Daha sonra bunu dinleyen getters'larımız ise listenin yeni halini bize gösteriyor olacak. Hemen dönelim. 1, 2, 3, 4 ve 5 var. Yeni sayı ekle dedim. Görmüş olduğunuz gibi 2 saniye sonra yeni bir sayı ekledi ve otomatik olarak bunu dinleyen komponentim, o getters'ı kullanan komponentime etki etmiş oldu. Bir daha bastım. Görmüş olduğunuz gibi yeni sayıyı tekrar tekrar ekledim ve bunu dinleyen A komponentime herhangi bir parametre geçmedim ve dikkat ederseniz ben app view üzerinde çalıştım. Yani app view'den tetikledim ve bunu dinleyen hangi komponent olursa olsun bütün değişiklikler anında yansımış oldu. Şimdi şuna gelelim. Biz mesela metodu kullanırken yani action'larımızı dispatch aracılığıyla kullanıyoruz. Sürekli bu şekilde mi kullanacağız? Yani this dolar store dispatch şeklinde mi kullanacağız? Hayır. Onun için kısa bir yöntemimiz var. Diyorum ki map actions from nereden Vue.x'ten dedim ve ardından buraya gelip diyorum ki nokta nokta map actions ve içerisinden yeni sayı ekleyi kullanacağımı söylüyorum. Şuna gerek yok. Ve daha sonra ben sayı ekleye bastığım zaman this nokta yeni sayı ekle dedim. Ve içerisine parametremi geçiyorum. Diyorum ki 20. Şöyle yapayım.
Nasıl kullanıyorduk ya? Hemen VX Map Actions yazayım. Ve nasıl kullanacağımıza bakalım. Map Actions dedim. Array oluşturup şu şekilde ya da evet tamam. Yeni sayı ekle dedim. 20'yi gönderdim. Sayfamı yeniledim. Butona bastığım zaman evet gayet başarılı bir şekilde aynı sonucu elde ediyor olduk. Yani map actions'ları kullanarak bu şekilde daha kolay bir yoldan dispatcher'larımızı çalıştırabiliriz. Buna şu şekilde yeni bir isim de verebiliriz. Yeni isim, yeni isim, yeni sayı ekle olsun. Ve this nokta yeni isim dediğim zaman ve sayfamı yenilediğimde tabii bu string olacak. Sayfamı yeniledim. Butonuma bastım. Ve aynı sonucu gayet başarılı bir şekilde elde ediyor oldum. Aynı şeyler getters'lar için de geçerli. Ben böyle uzun uzun store, getters, getlist'e mi demem gerekiyor? Hayır, onun için de compute dedikten sonra import map getters deyip from vx'ten diyorum ki get name dedim ya da şu şekilde map getters dedim ve içerisine neyi kullanmak istiyorum? Get liste. Ve artık burayı silip get liste diyebilirim. Sayfamı yenilediğimde hiçbir değişiklik olmayacak. Aynı şekilde görüyor olacağım. Ve az önce olduğu gibi burada da listem dedim ve şunu aldım. Listem diye ulaşmak istiyorum örneğin. Gidip buraya listem diyorum. Sayfamı yeniliyorum. Görmüş olduğunuz gibi aynı sonucu gayet başarılı bir şekilde elde ediyor olduk. Buraya da gidip bu şekilde uğraşmak yerine map getters from vx ardından compute'la map getters dedim ve adım diyorum get at şu şekilde ve buraya da gelip artık yalnızca adım yazmam yeterli. Şimdi dönelim. Bir şeyden daha bahsetmiştik. Modules demiştik. Modüler bir yapı kurmak istediğimiz zaman bunu kullanacağımızdan bahsettik. Örneğin bizim sayfalarımız olsun, kullanıcı sayfalarımız olsun. Biz sadece kullanıcı ile ilgili bilgilerimizi, state'imizi, metotlarımızı burada tutalım. Bunun için hemen geliyorum. Bir tane JavaScript dosyası oluşturuyorum. Adına da user module dedim. Ve export const user module dedim. Ve ardından state, action, mutation ve getter'ımı kopyaladım hemen. Şunları bir silelim hızlıca. Diyorum ki kullanıcı mesela boş bir obje olsun. Ardından actions login diyelim. Ve buradan yalnızca commit alalım. Ve user alalım. Mutation da diyelim ki
set user deyip state'i ve payload'u alalım. Diyorum ki state nokta kullanıcı eşittir payload'ım. Headers'a diyorum ki get user info. Buna da state dedim. Ve return state nokta kullanıcı. Ardından şurada diyelim ki if user nokta name eşit eşit admin ve user nokta password eşit eşitse admin'e şu şekilde yine set timeout dedim ve diyorum ki 5 saniye sürsün. 5 saniye sonra sen commit et set user'ı ve sana gelecek olan user'la dedim. İndeksime dönüp diyorum ki import user module. Ardından tek yapacağım şey buraya gelip user module demek. Görmüş olduğunuz gibi dosyalarımı ayırmış oldum. Çünkü düşünsenize büyük bir projede sürekli her şeyi, bütün state'leri buraya, bütün action'ları buraya yazdığımızı, yani burası fazla kalabalık olurdu ve yönetmesi biraz zor olurdu. İş karmaşaya bürünürdü. Şimdi modüler bir yapı oluşturduğum için mesela user'la ilgili bir şeye bakmak istediğinde yalnızca gelip user module'un içerisindeki fonksiyonlara, getters'lara ve gerekli diğer işlemlere bakıyor olacağım. Örneğin şöyle diyelim. Buton at click giriş yap dedim. Login diyorum buna ve hemen gelip diyorum ki login. Action'ımızın adı neydi? Login user diyelim bunun da adına. Ardından map actions'a gelip diyorum ki login user, login user olsun ve this nokta login user diyeceğim artık. Ve bu benden bir payload istiyor. Adı admin olan ne demiştik? Name'i demiştik. Name'i admin ve password'ü de admin olacak şeklinde password dedim. Admin. Daha sonra buraya gidip şurada diyelim ki console.log kullanıcı girişi başarılı diyelim. Başarılı. Ardından giriş yap butonuna bastım. 5 saniye bekleyeceğim. Ve kullanıcı girişi başarılı yazısını bize vermiş oldu. Ve şuraya da diyorum ki user komponentim olsun. Div dedim. Ve buraya da store.getters.getuserinfo'yu basalım. Buraya gelip komponentimizi import edelim. User komponenti. Şöyle yapalım. User komponenti dedim. Ve kullanıcı bilgileri dedim. Daha sonra ne hatası aldık? User'ı buraya import ettik. Bir kez daha import etmişiz. Evet, geri dönelim. Ve şöyle diyelim. Ve if store.getters.getuserinfo içerisindeki ID varsa ya da name varsa diyelim. Örneğin onlarca bize bu komponenti göstermesin. Şimdi giriş yapa bastım. 5 saniye sonra girişim başarılı olacak. State'im güncellenecek ve görmüş olduğunuz gibi bunu dinleyen komponentim otomatikman render edilmiş olacak.
Sanırım bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki VueJS dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.